Evet arkadaşlar, şu an metroya doğru gidiyoruz. Şurada dikkatimizi çeken bir şey var. Katalunya bayrağı, İspanya bayrağı ortada ve daha sonra da Avrupa Birliği'nin bayrağı var. Göktuğ'a soracağım. Göktuğ, sen Barcelona'da olsaydın İspanyol mu olurdun, Katalun mu olurdun? Bana bunu bir söyler misin? Ben İspanyol olmayı tercih ederdim. Sen neyi tercih ederdin? Ben de İspanya'yı tercih ederdim. Barcelona niye böyle yapıyor? Neden? Ben de bilmiyorum abi. Gidip göreceğiz bakalım. Şu metroyu bir bulalım. Şehir merkezine inelim. Belki onunla ilgili bir şeyler görürüz, bir şeyler anlatabiliriz yani videoda. Tamam. Barcelona'ya geldik. İlk gördüğümüz şeyler hemen şu yapılar oldu. Yapılara hasta oldum. Gerçekten beni heyecanlı şeyler bekliyor. Bu farkına vardım yani. Haydi gezelim. Barcelona'nın en önemli meydanlarından bir tanesindeyiz. Burası Plaza de Catalunya. Görmüş olduğunuz gibi birçok kuş var burada. Çok hoşuma gitti benim. Burada kuşlara yem atıyorsunuz ve inanılmaz görüntüler yakaladık yani. Herkes yem atıyor ve birçok kuş var. Onun yanı sıra İspanyol eski bir mimar Gaudi'yi bugün sizlere çok anlatacağım. Gaudi'nin eserleri var. Arkamda görmüş olduğunuz eserler de ondan esinlenerek yapılmış binalar. Şu karşıda görmüş olduğunuz bina, hemen şu sağ tarafta görmüş olduğunuz bina, Gaudi'den esinlenerek yapılmış binalar. Gaudi'nin kendi eserlerini de sizlere göstereceğim. Şehrin meydanı Plaza de Catalunya. Onun dışında bir yere gitmedik yani. Yani ne yapacağız bilmiyorum. Hızlı olmamız lazım. Bir günümüz var. Amin. La Sagrada Familia ve Nou Camp'a yol başlasın mı? Aynen. Başlasın. Haydi gidelim o zaman.
Barcelona'nın en önemli görsel özelliğine sahip olan La Sagrada Familia'dayız. Hemen Göktuğ'dan rica edeceğim. Göktuğ'cum şöyle bir gösterir misin La Sagrada Familia'yı? Biz gördük, büyülendik. Dekoru harika. Bununla ilgili, bu güzel yapıyla ilgili sizlere birkaç bilgi vereyim. Bu kilise çok öncelerde yapıldı. Yaklaşık 200 yıldır inşaatı hala gördüğünüz gibi sürüyor ve hala da şu an çalışıyorlar. Bugün çalışıyorlar yani. Vinçlerle birlikte hala çalışıyorlar. 1800'lü yıllarda başlandı bu kilisenin yapımına. 1883 yılında Gaudi'ye, yani Barcelonalı önemli mimar Gaudi'ye verildi bunun yapılması. Gaudi 1900'lü yıllarda hayatını kaybettikten sonra yapımı Gaudi'nin öğrencisine verildi. Gaudi'nin öğrencisi bunu sürdürdü. O da hayatını kaybetti ve hala Barcelonalılar bu kilisenin yapımına devam ediyorlar. Çok şaşalı bir kilise, muazzam bir çalışması var yani. Dekorunu tam olarak hani şöyle göremeyebilirsiniz. İç kısma doğru gittiğinizde böyle küçük parçacıklarla figürleri göreceksiniz. 200 yıldır bu kilisenin çalışması sürüyor. Hatta buna, bu kiliseye, La Sagrada Familia'ya inşaatı bitmeyen kilise ismini veriyorlar. Sadece bir tane bilet almak yerine 8,5 euroya şu bileti alabilirsiniz. Bu biletle tüm gün boyunca Barcelona'nın her yerine metro ile gidebilirsiniz ki Barcelona'da metro muazzam bir şey. Örümcek ağ gibi, kesinlikle deneyin. Evet arkadaşlar, şu an gerçekten çok heyecanlı. Niye derseniz, şu an Nou Camp yolundayım. Bir spor muhabiri olarak gerçekten bu kadar heyecanlı olmam da normal olabilir. Ben abi açık söyleyeyim, Nou Camp'ı FIFA'da, PES'te, PlayStation'da gören insanın ilk kez çıplak gözle göreceğim. Sizler de buna şahit olun istiyorum. Hatta bir ucunu görmüş oldum şöyle. Welcome to Camp Nou yazıyor. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi biz böyle giderken sanki makinist bizmişiz gibi gidiyoruz yani, gerçekten çok şaşırtıcı.